Avustralya'dan, New Zealand, Afrika'dan, hatta Afrika'dan çok çok sevinç bir haberdi bu. Afrika'dan çok sayınca Türk milleti bizi dinliyorlar. Her yerde dinleyicimiz var, sağ olsunlar, var olsunlar. Ve bu da Londra Türk Radyosu'nun dinleyicilerin istekleri ve dinleyicilerin sevinciyle program yapmaktı. Onların sevdik şeyleri yapıyoruz, onların sevdik şeyleri çalıyoruz ve gerçekten önemli bir şeylere takınıyoruz. Bu çok önemli bir şeydi ki, radyoculuk sadece değil ki dükkana şarkı alıp çalasan veya şarkıyla herkes dinleyebilir, CD de alıp dinleyebilir. Evet, radyoculuk. Orhan Bey, sizi bu programımız nedeniyle. Ben de çok teşekkür ederim. Sizin gibi dostlara gerçek. Ben bunların hepsini bütün dostlara borçluyum. Sizin gibi dostlarım bana yardım edirler, konuk olurlar, bazen yazırlar bana. Ben hepsini size borçluyum. Bu bizim ortak meselemiz ve ortak sorunlarımızdı. Fark etmez, Türk milleti nerede olur olsun. Doğu Türkistan meselesi de bizim milli meselemizdi. Çünkü onlar da bizim kardeşimiz ve onlar bizim heysiyetimiz ve onlar bizim yani kimliğimizin sorunlarıdırlar. Unutabilmek için şu anda Irak'ta Türkmenlerin başına ne onlar gelir? Sadece Türk oldukları için başları kesilirler. Ve ama medya susur, dünya medyası susur. Neden? Çünkü Türklüler. Bir tane yalan isyanı soykırım adında olarak dünya medyaları dünyaya yayırlar ve dünyada biliyorsunuz medya, insanların gözü medyada ve televizyonda, radyoda. Çünkü dünyada insanlar diyebilirim ki %99'u hiç bilgisizdiler. Yani okumurlar gerçekleri, bilmiyorlar. Sadece medyada ne değildiseler onu inanırlar ve Türkiye, Ermeni labiler de bu işte başarırlar ve çalışırlar gerçekten. Evet. Bizim maalesef labilerimiz yok, devletlerimiz çalışmıyor bu konularda. Yani hatta labileri konuşmuyorum, devletlerimiz çalışmıyor. Ermeni labilerin konusunda ne düşünüyorsunuz? Ermeni lobisi çok güçlü. Hem geçmişte güçlüydüler, hem şimdi güçlüler. Ermenistan çok küçük bir toplum. Ermenistan küçük bir ülke. Ermeni nüfusu küçük, bizim 80 milyon nüfusumuzla karşılaştırırsak. Ancak tabii ki batılı devletlerden ve Rusya'dan almış oldukları, ne ilginçtir ki şu anda siyasi görüş açısından Doğu bloku ve Batı bloku geçmişte de şimdi de değişik görüşlere sahip olmasına rağmen Ermeni konusunda çok güzel fikir birliğine varmışlar. Ve hem tarihte hem günümüzde bizlere karşı Ermenileri destekliyorlar, hem maddi hem manevi açıdan. Bugün Kim Kardashian adında ne yaptığı belli olmayan bir medya ürünü Ermeni sorununu omuzlanmış vaziyette. Çünkü kendisi de bu konuda olumlu geri dönüşler olacağını hesaplamakta kendisine. George Clooney'nin eşi Amal Clooney Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye karşısında Ermeni tezini savunmaya kalktı. İngiltere'de barister Jeff Robertson çok büyük paralarla bu kendi çalışmasında, kitabının başında, raporunun başında zaten bunu ifade ediyor. Biliyorsunuz Gülbenkian Vakfı adında bir vakıf var. Her yıl büyük miktarda paralar buraya aktarılıyor. Türk tezini savunan birkaç yabancı tarihçiye, Ermeniler sürekli olarak Türk parasıyla çalışmalar yapıyorsunuz. Bu kitabın arkasında, bu tarihçinin arkasında Türk devletinin parası var şeklinde karalamalar yapmaktalar. Ancak bizim onlara söyleyebileceğimiz bir tek cevabımız var. Eğer Türk devleti bu konuya yeterince kaynak ayırmış olsa idi, bugün biz 1915 olaylarının soykırım olduğu konusunda yapılan propagandalarla bir ölçüde başarılı olabilirdik. Ancak bu konuda ne yapılan çalışmalar ne de ayrılan kaynaklar Ermeni lobisinin yapmış olduğu çalışmalar ve kaynaklarla karşılaştırılamaz bile. Onların tarihsel olarak 100 yıl içinde yapmış oldukları çalışmaları biz 10 yıldan bu yana hala onların onda biri çapında kitap yazmış değiliz. Hala bizim üniversitelerimizde
bu konularda yeterince çalışmalar yapılmamakta. Hala bizim bu konuda düşünce kuruluşlarımız yetersiz kalmakta. Az önce de ifade ettiğim gibi propaganda savaşını onlar kazandılar. Çünkü çevrelerinde her kesimden destek var. Bir soykırım düşüncesi ideali çevresinde birleştirmiş oldukları bir Ermeni toplumu var. Bizimse kırılan bir direncimiz var. Halbuki bu 20 tane ülkenin parlamentosunda hukuki olarak hiçbir anlamı olmayan, sadece siyasi bir çıkarım olarak düşünebileceğimiz parlamento oylamalarını gecenin bir yarısında 400-500 kişilik parlamentoda salonda 60-70 kişi varken oylanan kararları bir konsensüs olarak nitelendirirsek konsensüs var denilebilir. Ama az önce ifade ettiğim gibi 200'ün üzerinde dünyada ülke var. Bunun içerisinde 20 tanesinin parlamentosunda gece yarısı geçen bir takım tasarılar, kararlar var. Ama örneğin biz İngiltere'de yaşıyoruz. Ben bir Britanya ile ilgili bir kişiye söylemek istiyorum. Biliyorsunuz 1915 olaylarından sonra biz 1915'te İngilizlerle Çanakkale'de savaştık. Ve Çanakkale geçilmez dedik. İngilizleri sokmadık ülkemize. Ancak 1918'de İngilizler İstanbul'u işgal ettiler. O zaman girmedikleri arşiv, girmedikleri çekmece, girmedikleri destek kalmadı. Herhangi bir belge olsaydı, o zamanlar biliyorsunuz soykırım kelimesi henüz daha yaratılmamış ve gündeme gelmemiş bir kelimeydi, terimdi. Ancak o zaman insanlığa karşı suçlarla bizleri yargılamak istediler ve Malta'da Osmanlı subaylarını yargıladılar. Ve bu dönemde de İngiliz işgali altında olan İstanbul'da eğer bir belge olsaydı bunu bulabilirlerdi. Hem bu nedenlerle hem de İngiliz hükümetinin hukuka daha saygılı olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar İngiliz parlamentosunda Ermeni lobisinin yapmış olduğu girişimler başarısızlığa ulaştı. Daha geçtiğimiz günlerde yine geçtiğimiz ay 23 Mart tarihinde bir tane parlamentosunda bir konuşma oldu bu konuda. İngiliz hükümetinin temsilcisi, biz bu olayları soykırım olarak nitelemiyoruz. Çünkü elimizde bu konuda bu olayların soykırım olduğuna dair bir belge yok demiştir. Fakat yine propaganda konusuna dönersek, propaganda çok başarılı olduğu için sanki dünya, bütün dünya bunu tanıyormuş gibi bir imaj var. Özellikle 100. yıl olması nedeniyle Papa Francesco'nun yapmış olduğu açıklama, Avrupa Parlamentosu'nda geçen karar Türkler üzerinde çok olumsuz etkilerde bulundu. Yine de özellikle yurt dışındaki Türk lobi, Türk sivil toplum kuruluşları arasında direncimiz çok yüksektir. Bizim endişemiz gelecek nesiller ve Türkiye'deki bir takım kendine aydın adını vermiş kişilerin medya kuruluşlarını ele geçirmeleri nedeniyle Türk medyası üzerinden yaptıkları propagandalardır. İngiltere'de çeşitli belediyelerde, İngiltere'de yapılan faaliyetlere geçersek, İngiltere'de çeşitli belediyelerde ve Galler yerel parlamentosunda bu konular tartışılmıştır. Örneğin Edinburgh Belediyesi'nde 2005-2006 yılında, Galler'de, Galler Yerel Parlamentosu'nda, Ealing, yani bu İngiltere'de, Londra içerisinde bir mahalli belediye, Ealing Belediyesi'nde bu tasarı konuşulmuş, görüşülmüş ve onaylanmıştır. Cardiff'te bir anıt dikilmiştir. Soykırım anıtı, az önce söz etmiştim. Şimdi Mayıs ayı içerisinde yeni bir taş tablet Ermeni soykırımı anısına dikilecektir. Ealing Belediyesi'nde bir yine ağaç dikilmiş, onun önüne bu 1915 olaylarının soykırım olduğuna dair bir plaket konmuştur.
Buradaki sivil toplum kuruluşları hiçbir yerden maddi destek almadan kendi çabalarıyla belediyelere, parlamentoya, radyo kanallarına, televizyon kanallarına, gazetelere bu konudaki itirazlarını ve bu olayların neden soykırım olarak nitelenebileceğini anlatma çabası içerisindedir. Ancak yine bir izleyicilerimize, dinleyicilerimize üzücü bir haber vermek istiyorum. 17 konuşmacılı çok yakında London School of Economics'te Türk tezinin karşısında 17 konuşmacıyla bir 3 günlük bir konferans düzenlenecektir, sempozyum düzenlenecektir. Ve burada Ermeni, Türk, Ermeni, Kürt, Süryani, Rum soykırımları adları verilen başlıklarla Türklere Çağdaş Türk Araştırmaları Kürsüsü tarafından konferans yapılacaktır. Benim şu anda bu konuda söyleyebileceklerim bu meyanda. Evet. Size Avrupa'nın parlamenteri bu olayı soykırım olarak bazı ülkeler tanıttı. Bence sizin ben sorun bu olacak. Sizin düşünceniz nedir ki bu soykırım tanıtmak gelecekte Türklerle mi Avrupalılar ya Amerikalıların ilişkileri nasıl olacak? Yani bir etkileyecek bu ilişkileri ya yok? Şimdi tabii ki aynı Avrupa Parlamentosu'nda da diğer parlamentolarda olduğu gibi Türkiye bakımından herhangi bir bağlayıcılığı, bir yaptırımı yok. Böyle bir bunlar bir deklarasyon ve hukuki bakımdan da bir uygulama imkanı yok. Ama tabii Avrupa Parlamentosu'nun kararı olduğu için Türkiye'de hala Avrupa Birliği'ne girebilir miyiz umudunda müzakere döneminde olduğu için bunun bir takım siyasi sonuçları olabilir. Yani Avrupa Komisyonu izleme raporlarında bu konuya yer verilir. Müzakerelerde devamlı bu konu dile getirilebilir. Sonuç itibariyle ekonomik bir hukuki veya ekonomik bir sonucu olmaz. Ancak siyasi bir sonucu olabilir. Yani biliyorsunuz müzakerelerde sen şuradan bunu yap, ben de sana bunun karşılığında bunu yapalım tarzında bir takım pazarlıklar olmaktadır. Bizim de endişemiz de bu pazarlıklar içerisinde bu konunun kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği'ne üye diğer ülkelerin parlamentoları da bu karardan etkilenebilir. Yani diyebilirler ki biz Avrupa Birliği'ne üyeyiz. Bu karar bizim için örnek teşkil ediyor. Biz de bunu yapabiliriz, uygulayabiliriz diye düşünebilirler. Ancak tabii ki geçtiğimiz günlerde güzel bir haber aldık Omran Bey. İsveç parlamentosu daha önce almış olduğu kararını geri çekti. Biz bu konuyu yeterince araştırmadan böyle bir karar aldık. Şimdi bu konuyu araştıracağız. O nedenle biz bu konuyu rafa koyuyoruz dediler. Bunun Avrupa Birliği'ne üye ülkelere örnek olmasını diliyorum. Bu Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararın mülkiyet açısından bir takım mülki talepler açısından Ermenileri teşvik etmesi mümkün olabilir. Yani Avrupa Parlamentosu bu kararı aldı. Bundan cesaretlenerek tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunabilirler. Ancak bizim bu 1915 olayların mahkeme kararıyla sabitleşmiş bir durum olmaması ve bu Doğu Perinçek davası şu anda ikinci aşaması görülüyor. Orada olumsuz bir sonuç alınması umarım onların umudunu kırar. Evet. Papa Francesco'nun açıklamasına gelince o tabii ki ben burada bizim dış işlerimizde ve hükümetimizde büyük bir hayal kırıklığı olduğunu görüyorum. İyi ilişkilerle bunun önlenebileceği düşünüldü zannederim. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi Hristiyan dünyası el ele hep birlikte bu konuda hak, hukuk, insaniyet, tarihi gerçeklerden uzak tek taraflı bir
karar aldı. Dışişleri Bakanımız bu konuda açıklama yaptı. Vatikan Büyükelçisi geri çekildi. Ve Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Vatikan temsilcisi bizim hayal kırıklığımız ve üzüntülerimiz iletildi. Tabii ki Papa'nın açıklaması sadece Katolik dünyasını ilgilendirmiyor. Normalde aslında böyle olması gerekir ama konu Ermeni soykırımı iddiaları olunca nedense Hristiyan dünyasını bir araya getiren bir açıklama oldu. Özetle Papa'nın tarihi ve hukuki gerçeklerden uzak beyanı bizim ülkemiz tarafından kabul edilemez. Dini makamlar, mesnetsiz ithamlarla kin ve nefreti körükleme yeri değildir ifadeleri kullanıldı. Ancak bu açıklamanın Ermeni soykırımı iddialarını savunan kesimler tarafından sürekli olarak dile getireceğini görebiliyoruz. Yalnız tabii ki ben şahsen sürekli olarak gazetelere yazılmış Ermeni taraftarı yorumları takip ederken Ermenilere karşı olan bazı kesimlerin de yorumlarını okuyorum. Yani tarihi ve tarihi gerçekleri bilen yabancılardan da Papa sen kendi işine bak. Önce kendi evinizin içinde bir temizlik yapın. Siz kendi tarihinizle yüzleşin diyen yorumları da okumuyor değilim Omran Bey. Evet, ben bunu sizin sözlerden devamında ekleyeyim. Papa'nın sözlerinden ya biz Çanakkale'de savaştık. Orada Azerbaycan şehidi öldü. İran'dan da şehidimiz vardı. Başka Ereplerden de şehidimiz vardı. Çünkü bir Müslüman savaşı olarak, Hristiyan savaşıyla İngiliz'in karşısında savaştık ve orada şehitlerimiz var. Fark etmez bütün milletlerden. Ama 100 yıldan sonra İngiltere ve Türkiye bu konuyu kullandılar ve dostluğa ve barışa yardım ettiler. Ve bu ilde gördük güzel bir ortak programlar yaptılar, ortak kutladılar bu zeferi. Ne kadar dolar kaybetseydiler orada şu anda bizim zeferimize saygı durdular ve şu anda o bir barış vesilesi oldu. Bir iki devletin, iki milletin arasında. Ama ben bunu ekleyeyim sizin sözlerinin devamında. Papın düşüncesinden ben bu şekilde anladım ki Pap bir vesiledir siyasetçilerin elinde ki onların siyasetlerini ilerletme için konuşur. Pap bugün dünyaya barış ve dostluk ve aşk yerinden nifret yaradır ve dünyayı savaşa taraf götürür. Pap'tan beklenti o değil ki bugün dünyanın milletleri birbirine soksun. Eğer Pap'san, eğer dünyada bir dini alemsen, eğer gerçekten dine, Allah'a inancın var, Allah hiç kimse hayatta asla insanları birbirinin canına salmaz ve hiç kimse öldürmeye izin de vermez. Eğer sen Allah bir dinin temsilcisisen, sen gerek dünyada barışı çoğalırsan ve hatta Türklerin, Ermenilerin arasına giresen, bunları barıştırasan. Evet. O değil ki bugün sen onların arasında birin himayet edesen, birinden nifret edesen, öbürsünü ondan canına salasan ve tarihi tekrar Selahaddin Eyyubi gibi o selibi, yani o zamanlar 100 yıllar önce Selahaddin Eyyubi gibi savaşkanlarımız, Müslüman savaşkanlarımızı yine tekrar canlandırırsan ve onlara Müslüman dünyasıyla ve Yahudi dünyasının arasında bir özür dilerim, Hristiyan dünyasının arasında bir düşmançılık sağlıyorsun. Ve bence bu Pap'ın yaptıkları bir dini lidere hiç yakışmadı. Ve ben asla bunu bir dini lider olarak görmüyorum ve hatta bir oyuncak olarak siyasetçilerin elinde gördüm ki şu anda oyuncak olarak onların lablerin ve Ermeni lablerin elindedir ve kullanırlar bu şekilde. Ve bu şekilde de sadece nifreti bir iki tane dinin, iki milletin, kaç tane milletin arasında salmaya yardım eder. Ve ben son sorum bu olsun Sevet Hanım. Çünkü zamanımız normalde 1'e kadardı ama biz uzattık. Türk-Ermeni ilişkileri geleceği nasıl olacak? Siz bunu nasıl anlayabilirsiniz bize?
ben programın başından beri bir şey söylemeye çalıştım. O da işte soykırımın uluslararası hukukta açıkça tanımlanmış spesifik bir suç olduğunu söylemeye çalıştım. 1948 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi neyin soykırım olup olmadığını veya bunun nasıl belirleneceğini anlatmaktadır. Buna göre bir olayın soykırım olup olmadığını ancak yetkili bir uluslararası mahkeme karar verebilir. Örneğin Holokost, Ruanda, Srebrenica için böyle bir mahkeme kararı bulunmasına rağmen 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren herhangi bir uluslararası karar yoktur. Çünkü zaten hem dünyada hem de bugün bile geçmişte ve bugün bile Ermeniler ellerinde yeterince belge olduklarını iddia etmiş olmalarına rağmen bu olaylar soykırım mıdır, değil midir şeklinde herhangi bir uluslararası mahkemeye başvurup bu haklarını aramamışlardır. Bu da göstermektedir ki tarihi gerçekler bu olayların soykırım olduğunun tam aksi yöndedir. Zaten Birleşmiş Milletler 1948 Sözleşmesi'ne göre bu tip olaylarda, bu benzeri olaylarda soykırım kastı aranır. Yani 1915 olaylarına dönerek bakarsak, bu 1915'te tehcirin soykırım olarak nitelendirilmesi için buradaki Ermenilerin öldürülmesine, yok edilmesine, soykırım kastının olmasına bakılır. Böyle bir kasıt olmadığı için bu olaylar soykırım olarak adlandırılamaz. Ancak bu olayların son özellikle 1973 Ermeni terörünün asala ve Ermeni soykırım komandoları, adalet komandoları tarafından gündeme getirilmesine itibaren dile getirilmesi Türk toplumunu, Türkleri çok yaralamakta ve Türklerle Ermenilerin arasında onulmaz, tamir edilmez yaralar açmaktadır. Bununla birlikte Türkler ve Ermeniler ortak geçmişlerindeki zorlu dönemleri unutmaksızın tarihi dostluklarını yeniden inşa etmek için çalışmak zorundadırlar. Çünkü komşu aynı coğrafyada yaşayan, Türkiye'nin içerisinde de Türk Ermenilerinin yaşadığı, Türklerle bizim iç içe geçmişliğimiz bilinir. Bu sorunu bir şekilde çözmek durumundayız. Ben umutlu olmak istiyorum gelecekle ilgili olarak. Bugün Amerika eğer İran'la bir anlaşma imzalayıp ortak bir gelecek için çalışmalara başlayabiliyorsa, Küba ile Amerika bir masaya oturabiliyorsa, Ermenilerle, Azerilerle Ermeniler, Ermenilerle Türkler niye kendi aralarındaki sorunları çözememişler? Ama tabii ki bunun için iyi niyet gerekmektedir. Geçmişe dair ortak, adil bir hafıza yaratmamız gerekiyor. Propagandadan uzak, radikal kesimlerin etkisinde olmayan, Türkiye karşıtı radikal Ermenilerin ve bir takım Ermenileri bu geçmiş ve gelecekte bazı amaçlar için kullanmak isteyen kesimlerin etkisi olmadan Türklerle Ermenilerin bir araya gelerek gelecekle ilgili bir takım kararlar alması gerektiğine inanıyorum ve yaşanmış bir tarih ve siyasi bir sıkıntıyı aşmak için yürütülen çabalarda tüm taraflar dürüst ve açık fikirli olarak başarıya ulaşsınlar diliyorum. Gerçek bir diyalog süreci karşı tarafın görüşlerine saygı duymakla, karşı tarafa saygı duymakla, tarihini öğrenmekle, birbirini anlamaya çalışmakla, empati yoluyla mümkün olabilir. Önce onlar bize bu soykırım iddialarından vazgeçmeleri gerekiyor. Yani bizim acılarımızı paylaşın demek başka bir şey, bize soykırım yaptınız demeleri başka bir şey. Onlar bize acılarımızı paylaşın dedikleri zaman biz de onlara diyebiliriz ki biz sizin acılarınızı paylaşıyoruz, gelin siz de bizim acılarımızı paylaşın. Fakat biz şu anda karşı taraftan bu olgunluk seviyesinde olmadıklarını tabii ki görüyoruz ama yine de beklenti içerisindeyiz. Türk ve Ermeni tarih anlatılarının
adil bir hafıza etrafında birbirine yakınlaşmasının yolunu açılmasını diliyorum. Bu ancak Türkiye ve Ermenistan'ın karşılıklı olarak arşivlerinde birbirlerine araştırma yapma izni vermesi mümkün olabilir. Türkiye'nin arşivlerinin birçoğu aslında tamamı açıktır da tamamı tasnif edilmiş değildir. Ancak bununla birlikte yerli yabancı bütün tarihçiler Türk arşivlerine girip çalışmalar yapabiliyorlar. Ancak Ermenistan kendi arşivlerini açmıyor. Patrikhanenin arşivleri açık değil. Özellikle Boston Massachusetts'teki Taşnak Sütü'nün arşivi açık değil. Ki o Ermeni mezaliminin dosyaları, belgeleri oradadır. Doğuda hem Ermenilere hem de Türklere hem de diğer etnik gruplara yapmış oldukları mezalimi, neden yaptıkları, niçin yaptıkları, kendilerini nasıl özündükleri, çeşitli dünya ülkelerine göndermiş oldukları, çeşitli dünya ülkelerinden istedikleri destekler, kimlerin onlara destek verdikleri, bunlar hep arşivlerde yer almaktadır. Bunların bir dürüstlükle masaya yatırılıp Türk ve Ermeni tarihçilerin ve diğer uluslararası uzmanlardan oluşan ortak komisyonun kurulması şeklinde araştırılması ve sonuçlarının bir uzlaşmayla açıklanması bu yolda olumlu bir adım olur. Bu komisyonun bulguları başta konotolojik dönemin her iki tarafta daha iyi ve adil bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilecek ve Türklerle Ermeniler arasındaki normalleşmeye katkıda bulunması mümkün olabilecektir. Türk hükümeti 2005 yılından itibaren bu konuda çağrıda bulunmaktadır Ermenistan'a ve yurt dışındaki Ermeni diasporasına. Tarihsel olarak bakarsak Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birisi Türkiye olmuştur. Hatta 1911 Ermenistan bağımsızlığından sonra ekonomik güçlerle karşılaşan Ermenistan'a insani yardım yapmıştır. Bölgesel kuruluşlar ve Avrupa Atlantik kuruluşları bütünleşmesi yönünde aktif çaba harcamıştır ve Ermenistan'ın yolunda durmamıştır. Ta ki Karabağ olayına kadar. Burada da Türklere anlayışla karşılanması, Türklerin anlayışla karşılanması gerekir. Biz Azerilerle bir millet, iki devlet anlayışıyla kardeş devletleriz. Karabağ sorunu çözülmeden bizim için Ermenistan'la sorunlarımızın çözülmesi de imkansızdır. Bugün geldiğimiz noktada Omran Bey, benim son 10 yıldan beri hep söylediğim şey, Azerbaycan Devleti'nin Minsk grubunun geçerliliğini reddetmesi gerekir. Minsk grubu tarafsız bir grup değildir. Bunun içerisinde zaten eğer Rusya varsa, Fransa varsa Türkiye neden yoktur? Bu sorgulanmalıdır. Güney Kafkasya'da kapsamlı bir barış ve işbirliği ortamının yaratılmasına Türkiye'nin çok büyük katkıları olacaktır. Her ne kadar bizim ana vatanımızda bu konuda yeterince çalışmalar, araştırmalar, kaynaklar ayrılmamış olmasına rağmen tarihsel olarak geçmiş Türk hükümetleri ve şimdiki Türk hükümeti bölgenin istikrarına inanmaktadır ve Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesine arzu etmektedir. Biliyorsunuz 2005 yılında o zaman başbakan olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendi imzasıyla dönemin Ermenistan Devlet Başkanı Koçaryan'a bir mektup gönderdi ve Türk-Ermeni tarihçilerinin bir araya gelerek bir komisyon oluşturmasını ve bu sorunun çözülmesini istedi. Bu süreç sırasında gelinen aşamada bir protokol imzalanması oldu. 2007 yılında İsviçre'nin arabulucunda başlatılan süreç 10 Ekim 2009 tarihinde diplomatik ilişkilerin tesisi protokolü adında bir protokol imzaladı iki ülke. Amaç iki ülkenin ilişkilerinin normalizasyonu için bir çerçeve sunmaktı. Protokoller her iki ülkeden de onaylanmalar için parlamentolarına ve ilgili mercilere iletildi.
Ancak Ermenistan hükümeti, Türk hükümeti bu protokolleri imzalanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onaylanmak üzere gönderdi. Ancak Ermenistan hükümeti ilgili mevzuatları, kendi iç mevzuatları uyarınca protokolleri önce Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Ancak Anayasa Mahkemesi, Ermenistan Anayasa Mahkemesi 13 Ocak 2010'da aldığı kararla protokollerin lafzına ve ruhuna uymayan hususlar içeriyor şeklinde bahanelerle protokolleri onaylamadan onaylanması için Nisan Meclis'e gönderdi. Ve arkasından da Cumhurbaşkanı Sarkisyan Nisan 2010 tarihinde televizyon konuşmasında protokollerin onay sürecinin dondurulduğunu açıkladı. Biliyorsunuz bu Ermenistan aynı zamanda kendi kuruluş felsefesinde bu Sovyetlerin dağılmasından sonra kurulan Ermenistan'dan bahsediyorum tekrar. 1918'dekini değil, ilk Ermenistan Cumhuriyeti'ni değil. Hala bizim topraklarımızda gözü olduğunu açıkça ifade etmektedir. Türkiye topraklarından Batı Ermenistan olarak söz etmektedir. Türk bayrakları Ermenistan sokaklarında yerlere yatırılmakta. İlkokul öğrencileri Türk bayraklarının üzerine yürütülmekte. Bayraklar yakılmakta. Çocuklara askeri eğitimler verilmekte. Bu anlayışla, bu zihniyetle bizim bir adil hafıza oluşturmamız, bir sorun çözücü aşamaya gelmemiz mümkün gözükmemektedir. Dışarıdan bakıldığında aslında Ermenistan'ın çok geri bir ülke olduğu gözükmektedir. Hem zihniyet açısından hem de ülkenin içinde bulunduğu demokrasi, ekonomi, siyasi açıdan daha yapmaları gereken çok şey vardır. Önce kendi içlerinde sorunları çözecek, ondan sonra Azerbaycan'da sorunları çözecekler. Ondan sonra da sanırım sıra Türklerle sorunları çözmeye gelecektir. Yine de umutsuz olmamak lazım diyorum Omran Bey. Evet, çok teşekkür ederim Sevet Hanım. Bunu ben konuşmamızın sonunda söyleyeyim ki bizden fazla onların ihtiyacı var ki bu konuşmaya, o dostluğa ve arkadaşlığa. Evet. Şu anda evet, onların ekonomi durumu çok kötüydü ve şu anda da ekonomi durumu dolayıyla göçmen veriyorlar ya, göçürler başka ülkelere, hatta Türkiye'ye, İran'a ve başka ülkelerine göçürler ve şu anda onların ihtiyacı var ki arkadaşlığa, dostluğa ve barışa. Evet, biz isterik barış olsun. Çünkü dünya indi barış üzerindedir. İndi dünya nifret üzerinde değil. Bugün savaşmak en büyük yanlışlık da dünyada. Çünkü savaşın zamanı başka ülkeler de girecek. Ve maalesef de bugün Ermenistan'ın kimliği, biraz önce de bahsettik, kimliği 1915 soykırımı olarak adlanan bir mevzudur ve Karabağ adıdır. Yani Karabağ'dan şu anda Ermenistan çıksa, Ermenistan'ın hiç kimliği yoktur ve Ermenistan'ın bütün gururu ve o kimliği bozulacak orada. Ve o için de her şekilde isterler Karabağ'ı saklasınlar ve Karabağ'da saklamak kendileri gücü sayesinde değil. Şu anda Rusya'nın nizamı aletleri ve Rusya'nın ordusu orada Ermenistan'ı, Karabağ'ı Ermenistan için ve kendi heysiyetler için saklıyorlar. Ümidim var ki bir gün dünyada barış olsun, aşkına olsun. Bizim de programımızın hedefi sadece burada nifret yaratmak ya değildi. Başka bir düşmançılık yaratmak değildi. Burada sadece gerçekleri aydınlatmak ve gerçekleri halkımıza söylemeydi. Ve Servet Hasan Hanımefendi de bize yardımcı oldu bu konuda. Servet Hanım, çok teşekkür ederim zamanınız için ve güzel bilgiler aldık ve başka arkadaşlar da güzel, ben adlarını söyleyeyim ki sizden de çok teşekkür etmişler. Metin Sisman beyefendi sizden de çok teşekkür etmiş ve güzel bilgileriniz için çok sevgiler saygılar göndermiş size. Ve Birsen Çağatay hanımefendi de sizden çok teşekkür etmiş ve ben de sizden çok teşekkür ederim ki programımızı, zamanınızı bizim programımız için ayırdın. Ama bu program devam edecek Ermeni meselesi için. İnşallah bir haftadan sonra başka bir bakış açısıyla bu mevzuya bakacak. İnşallah ümidimiz var ki, hatta ben çok mutlu olurum ki bir Ermeni gelsin bu programda konuşsun. Gerçekten bunu müsaade eder ki Ermeni gelsin. Hatta bir
kaç tane Ermeni ve kaç tane Türk, bilgili bir Türk'ünle de oturup bir tane program da yapabilirim. Yani o kadar hazırlığım var ve o kadar da gönlümüz açıktı ki Ermenilerle de bu fırsat ferahçı konuşsunlar bu meselede. Ve seve seve bu meseleni yaparım. Hiç fark etmez. Çünkü bu tarihi bir meseledir ve tarihi meselesi bugün gücüyle, siyasi gücüyle 100 yıldan sonra halletmek ve çözmeye olmaz. Eğer bugün tarihi meseleleri hatırlatmak istesek, sadece düşmançılık ve sadece savaş yaratmaya yardım ederiz. Ümidim var ki bir gün dünyada barış olsun ve Türk ile Ermeni arasında da barış ve dostluk ve kardeşlik olsun. Ben de sizden çok teşekkür ederim Servet Hanım ki zamanınızı bizim için ayırdınız. Orhan Bey, ben size teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sizin iyi dileklerinize ben de katılıyorum. Dinleyicilerinize çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Ermeni törenine kurban verdiğimiz diplomatlarımızı, geçmişte Ermeni törenine kurban verdiğimiz vatandaşlarımızı saygı ve üzüntüyle anıyorum. Bu çatışmalar, terör faaliyetleri sırasında diplomatlarımızın dışında hayatını kaybeden diğer sivil masum insanları saygıyla anıyorum. Çok teşekkürler. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Servet Hasan Hanımefendi'den de bizim programımıza geldi ve güzel bilgiler aldık. Çok teşekkür ederim. Size güzel bir pazar günü arz ederim. Ailenize de selam söyleyin ve inşallah görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Bay bay.